Merhabalar. Vallahi kusura kaza geldim, video arkasında video atıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Hem ben de kendime video çekme, video ekranının karşısında konuşma anlamında umarım geliştiriyorumdur. Bu videoda da yeni bir seriden haber vereceğim. Artık Pine Editor'de yani Trading View'de kendi indikatörlerimizi yazacağız. Tabii yine bu sefer Python serisi gibi değil. TradingView'de sıfırdan başlayacağız. Hangi komut ne işe yarıyor? İndikatörleri nasıl yorumlarız? Hatta indikatörleri alırız, okuruz, onları anlarız. Ne anlama geliyor? Her birine teker teker bakarız. Şimdi ilk olarak indikatör yazmak için hepimizin erişmesi gerektiği bir web sayfası var. Bu web sayfası da TradingView'in kendi içerisinde zaten bulunuyor. Bu web sayfasının içerisinde şu var, ne var hemen size söyleyeyim. PineScript dili başvuru kılavuzu. TradingView'deki indikatörler ve stratejiler PineScript diliyle yazılıyor. Ve bu dil okuması da çok kolay bir dil, yazması da çok kolay, anlaşılması da çok kolay bir dil. Şimdi bu dil hakkında bilgi almak için videonun altına zaten bu linki bırakacağım. Unutursam yazın, hatırlarım bırakırım. Sorun değil. Aynı zamanda zaten buradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi önceden indikatörler versiyon 3'e göre yazılıyordu. Ama biz versiyon 4'e göre anlatacağım ben. Ben de ilk başladığımda versiyon 3'e göre yazıyordum ama birkaç sorunla karşılaştım. Sorunla derken İşte internetten araştırma yaparken bazı kişilerden yardım alırken versiyon 4'e göre aldım. Demek ki dedim günceli bu. Güncelden kaçmamak lazım. O yüzden versiyon 4'e göre yapacağız. Şimdi ilk olarak indikatörleri nereden yazacağız? Nasıl yazacağız? Ve grafiğe nasıl ekleyeceğiz? Bir onlara bu videoda bir bakalım. 3-4 dakikada. Ondan sonrasına diğer videolarda bakarız. Şimdi herhangi bir grafiği açıyorum ve bu grafiğin altında bu arada ben sürekli bütün işlemlerimi bilgisayardan yapıyorum. Nedir onun ismi? Vadeli işlemlerimi de bilgisayardan yaparım. Telefondan hayatta kullanamam. Grafikleri bir telefondan hayatta çizemem. Beceremem. Şimdi buradan sağ aşağıdaki kısımdan bir ok işareti var. O göster anlamına geliyor. Eğer sizde başka bir yer açık gelirse buradan hani editöre tıklamanız yeterli. Şimdi bizim karşımıza 6 satırlık bir kod gelecek. Bu kodun ne içerdiğini, nasıl lisanslandığını ve kim tarafından yazılacak olduğu ilk iki satırda belirtiliyor. Ve dördüncü satırda da versiyonu belirtiliyor. Ondan sonrası artık tamamen kullanıcıya kalıyor. Şimdi ilk satırda study komutu var ve bu komutun ne anlama geldiğine hemen bakalım. Üstüne gelince zaten gözüküyor. Diyor ki bu fonksiyon bir takım çalışma özelliklerini belirler. Peki ne belirliyor? Hemen bakalım. PineScript'e geldiğimde buraya kılavuza geldiğimde study yazıyorum ve bana bu fonksiyonu getiriyor. Bu fonksiyonun içerisinde atayabileceğim şeyler gözüküyor. Örnek veriyor. Örnek veriyorum diyor ki study parantezi içerisinde title eşittir tırnaklar içerisinde yazdığın veri senin grafiğinde başlığın olacaktır diyor. Short title'da grafik legend'ına gönderecek kısa çalışma başlığıdır. Argümanın kullanımı opsiyoneldir. Zaten burada zorunlu olan sadece sanırım title var. Diğerleri sanırım zorunlu değil. Yani burada maksat şu an biz bu videoda title'ı kullanıyoruz diye max lines count'u kullanmayacağız veya sizi kullanmayacağınız anlamına gelmiyor. Mesela buradan demiş ki study'nin içerisine bakalım precision eklersek ne olur diyor. Fiyat eksenindeki çalışma değerleri için kayan noktadan sonraki basamak sayısı negatif olmayan bir tam sayı olmalı ve 16'dan büyük olmamalıdır. Belirtilmezse üst serideki değere bağlı olarak değer alır. Yani buradaki açıklamaları okuyarak kendi geliştireceğiniz indikatöre göre ilerlemelerde
sağlayabilirsiniz. Ben şu an en çok kullanılan, daha doğrusu kullanacağımız indikatöre göre karar vereceğiz tabii bunları ama en çok kullanılan ve zorunlu kullanılan ilk şeyden başlamak istiyorum ve zaten kodların en başındaki kod study olarak başlamalı. Şimdi ben bunları sileyim ve tekrar study yazıyorum. Parantezimi açıp kapatıyorum. Benim en önemli zorunlu şartım neydi? Title şartı. Hemen buraya geliyorum. Title deyip tırnak içerisinde only Fibonacci indicators diyelim. Ben bunu kaydediyorum. Bunun ismi de bir saniye. Ders 1 olsun. Kaydettim. Artık benim bir indikatörüm var. Uzun olduğu için mi yapmadı? Bakalım. Şöyle yapalım. Tamam. Kaydettiğimde şu an oldu. Az önce bir hata verdi. Bu script bir çıkış fonksiyonu çağırmalı. İşte bir ekrana bir şey çizdirmeli veya bir renk tanımlamalı vesaire. Şimdilik şu an bu hatayla ilgilenmiyoruz. İlk satırımızı yazdık. Şu an bizim indikatörümüz ekrana yazdırıldığında burada veya aşağıda tanımlarsak onun ismi OnlyFibonacci Indicators olacak. Daha sonra bakıyorum başka ne tanımlayabiliyorum. Overlay diyor. Ne demekmiş bu? Eğer true ise çalışma analizi üzerine bir kayman olarak eklenecektir. Yani ben buraya virgül koyup başka bir parametre atacağım. Overlay eşittir true dediğimde benim bu alt satırda yazdığım tüm kodlar yani indikatörüm grafiğin üzerine gelecek. Mesela hareketli ortalamalar gibi. RSI nasıl grafiğin altındaysa, üstünde değilse bu da onun tam tersi. RSI'de demek ki overlay false olarak işaretli. Şimdi ben daha fazla bir şeyle ilgilenmeden bir de plot komutuna geçmek istiyorum. Ondan sonra diğer videolarda zaten geliştire geliştire gideceğiz. Plot komutu nedir? Plot komutuna bakalım. Bana diyor ki fil ile kullanabilecek bir çizim nesnesi. Fil neymiş? Filden nedir onun ismi? İçerisindeki fonksiyonları da görebilirsiniz. Ama ben şu an pilota bakıyorum. Bana diyor ki bu şekilde kullanmalısın. Pilot yazdıktan sonra ilk başta sen neyi ekrana çizdireceksin? Onu gir. Şu an benim elimde herhangi bir veri yok. O yüzden herhangi bir şey ekrana çizdiremem. Ama ben kalkıp buraya A eşittir 10 derim. Ve böyle bırakırım. Diğer diller gibi programımın sonunda buraya noktalı virgül vesaire koymuyoruz. Veya virgül koymuyoruz. A eşittir 10 deyip bıraktım. Bana demiş ki neyi çizdireceğini göster. Plot parantez açıp kapattım. A dediğimde kaydet dedim. Ve komut hatasız bir şekilde saklandı. Grafiği ekle dediğimde şu an bu coin aslında 4 cent olduğu için göremiyoruz. Bakalım 10 seviyesinde bir şey var mı? Evet, görüyor musunuz? 10 seviyesinde bir çizgi çekildi. Şimdi geliyorum yine kodların satırına. Buraya ben aslında farklı değerler atayabilirim. Nasıl? Geliyorum buraya. Close dedim. Close ne demek? Bana aslında Pine Editor içerisinde tanımlı kapanış değeri. Biz direkt örnek veriyorum. Buraya plot close dersem zaten farklı bir fonksiyon olduğu için kırmızı şeklinde, farklı bir metot olduğu için kırmızı şeklinde çalışacak. Kaydet dediğimde grafiği sıfırlayayım. Manuel diyorum. Otomatik olarak da mavi renk olur renk seçmezseniz. Sürekli gördüğünüz gibi close değerleri üzerinden bir çizgi çekti. Peki ben bunun rengini değiştireyim. Virgül color eşittir color nokta red diyeyim.
Kaydet dediğimde gördüğünüz gibi rengi değişti. Peki buna başka ne yapabiliyormuşum? Load fonksiyonuna gelip bakıyorum. Title verebiliyormuşum. Verelim. Title eşittir. Düz çizgi olsun bunun ismi de. Tabii Türkçe yine kullanmayalım. Line diye. Kaydet dedim. Bu sefer gördüğünüz gibi burada line olarak gözüküyor. Başka ne verebiliyoruz? Line width, yani çizginin kalınlığı ve style. Bunlara da bakalım. Line width eşittir. Nasıl kullanıyoruz? Burada gözüküyor mu? Çizilen çizginin genişliği varsayılan değer 1'dir. Her stil için geçerli değildir. Peki buraya 2 dedim. Bakalım çizgimiz kalınlaşacak mı? Evet, kalınlaştı. Evet, telefon çaldı, geldim. Çizgiyi 4 yaptım. Bakalım ne kadar kalınlaşıyor. Evet, kalınlaşma var. Peki bir de style'a bakalım. Style bana nasıl değişkenler veriyor? Style eşittir çizim tipiymiş. Olası değerler plot.style alt-line diyor. Style eşittir plot. Bir daha bakalım. Plot.style alt-line dediğimde kaydete bastığımda gördüğünüz gibi zaten line stilinde, yani çizgi stilinde yazdır dedim. Peki bunu başka stillerde nasıl yazdırabilirim? Bakalım, bana diyor ki histogram şeklinde yazdırabilirsin. Bakalım hemen. Histogram. Kaydettim. Muhtemelen burada gördüğünüz gibi bir alan oluşuyor ve kapanış değerlerini seçtiğim için bütün kapanış değerleri boyunca bir histogram çiziyor. Peki sadece close değeri mi? Hayır. Buraya ben istersem close eksi low derim. Yani en alttaki iğne fiyatın en düşük değeri. Close eksi low dediğimde de bu sefer bir değerle karşılaşmadım. Neden? Çünkü kapanış değeri ya low'a eşit olur ya da low'dan büyük olur. Low her zaman en küçük olacağı için sıfırdan küçük bir değer. Muhtemelen bizim grafiğimizde sıfırdan aşağısı gözüküyorsa sıfırdan aşağısı boyanmıştır. Evet. Sıfıra çok yakın yerler boyanmış. Şimdi peki nasıl burada matematiksel işlemlere girebilirim? Hemen ondan da bahsedip artık bırakıyorum bu videoyu da. Tekrar grafiğimi düzelteyim. Buradan kodlama bölgesine giriyorum. Ben buraya kalkıp close bölü 3 diyebilirim. Yani bunu da line yapalım. Artık histogramda falan görmek istemiyorum. Düzgün görmek istiyorum. Close bölü 2 yaptığımda kapanış değerlerimin yarısına çizgi çekecek. 0.47 muhtemelen 0.23'e gördüğünüz gibi çizgi çekti. Tabi bunların aslında bizim bunlarla aşağıdaki saçma sapan çizgilerle bizim işimiz yok. Maksat burada matematiksel işleme girebildiğimizi görmek. Buraya ben kapanış açılış çarpı 1.1 de diyebilirim. Kaydet dediğimde açılış değerinin 1.1 çarpılmışının üzerine bu sefer bana çizgi çekecek. Buradan Pine editörden, editörünün kılavuzundan bütün fonksiyonları okuyup kendinize çok güzel şeyler çıkartabilirsiniz. Zaten bir sonraki videoda da daha anlaşılması kolay olsun diye bu işin bir indikatörü okuyacağız. Ne anlama geldiğini okuyacağız. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. YouTube, Twitter, TradingView, yani onların da linkini bırakıyorum. Bakalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.